101. Bölüm. Ey Allah'ın peygamberi! Salebeoğulları Zü'emer denilen yerde toplanmaktalar. Medine'ye baskın yapmayı düşünüyorlarmış. Resulullah Efendimiz bu haber üzerine derhal bir ordunun toplanmasını emretti. 450 kişi toplandı. Hazreti Rukaye'ye hizmet için Bedir'e katılamayan Osman bin Affan bu defa yine Medine'de kalıyordu. Efendimiz onu kendisi gelinceye kadar vekil olarak bırakmıştı. Ve ordu hareket etti. Zü'emer denilen yere yaklaşırken yakalanan ve Müslüman olan Cebbar adında bir kişinin kılavuzluğuyla Salebeoğullarının toplandıkları yere gelindi. Fakat Müslümanların geldiklerini duyunca adamlar dağılmış, dağ başlarına çekilmişlerdi. Yüksek tepelerde gezindikleri görülüyordu. Ordu orada kondu. Fakat yağan sağanak şeklindeki bir yağmur herkesi sırılsıklam etmiş bulunuyordu. Resulullah Efendimiz şahsi ihtiyacı için ordudan ayrıldı. Kimsenin görmediği bir yerde sırtındaki elbisesini çıkardı, sıktı ve kuruması için bir ağaca astı. Kendi de yan üstü yattı, dinlenmeye başladı. Bir müddet sonra uyumuş bulunuyordu. Tepelerden Resulullah Efendimizin ne yaptığını takip etmekte olanlar, Gatafanlıların en yiğitlerinden sayılan bir adama, ''Ey Diyusur, senin gibi bir kişinin eline böyle bir fırsat her zaman geçmez.'' dediler. Diyusur cevap vermedi. Sadece gözleri yanındakilerin kılıçlarına yöneldi. En işe yarar olanına sarıldı ve tepelerden süzülmeye başladı. Bir müddet sonra Diyusur şeytanca bir gülümsemeyle durdu. Çünkü önünde yatan kişi gelen ordunun başkomutanıydı. ''Aç gözlerine bakalım arkadaş.'' Sert bir ifadeyle söylenen bu sözler, Resulullah Efendimiz'i daldığı uykudan uyandırdı. Elinde kılıçla bekleyen bir adam vardı. İki adım ötesinde ayakta duruyordu. ''Şu anda kim kurtarabilir seni benim elimden?'' ''Allah.'' Oldukça metin bir ifade tarzıyla söylenmiş bulunuyordu bu söz. Bu sırada Efendimiz, ''Allah'ım, bu adamın şerrinden beni koru.'' şeklinde Cenab-ı Hakk'a iltica etmiş bulunuyordu. Adam duyduğu kelimeyle sarsılmış, elinden kılıcını düşürmüştü. Resulullah Efendimiz vakit kaybetmeden uzandı ve kılıcı aldı, ayağa kalktı ve bu defa kendisi ona sordu. ''Şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir?'' Her şeyin 2-3 saniyelik bir zaman içinde tersine döndüğünü gören Diyusur şaşırmıştı. Peygamber Efendimiz'i iyi bir tuzağa düşürdüğünden emindi. Elinden kaçırma niyeti hiç yoktu. Bu yolda bir hayli tecrübe sahibi olduğunu herkes biliyor, takdir ediyordu. Buna rağmen kıskıvrak yakalanmış durumdaydı. ''Beni bağışlarsan, bir daha sana karşı savaşmam.'' dedi. Sultan-ı Enbiya Efendimiz ona İslam dinini kabul etmesini teklif etti. Diyusur şehadet kelimelerini söyleyerek Müslüman oldu. Efendimiz arkadaşlarına seslendi. Geldiler. Durumu onlara anlattı. Daha sonra Diyusur'a izin verildi ve arkadaşlarının yanına gitti. Diyusur giderken yine kılıcı kendisine verilmişti. Durumu tepelerden merakla gözleyenler, maksadına ulaşamamış halde gelen Diyusur'u karşıladılar. ''Yazık sana ey Diyusur, hiçbir şey yapmış olmadın. Halbuki senin hakkında büyük ümitler beslemiş kimseleriz biz.'' ''Çok şey yaptım.'' cevabıyla mukabele etti Diyusur. ''Evet, önce ona kılıcını teslim ettin ve buraya da hayatı bağışlanan bir adam olarak geri döndün. Bunlara ilave olarak anlatacağın var mı?'' ''Elbette. Ben onun karşısında durup, seni elimden kim kurtaracak dediğim zaman,
O arada heybetli bir adamın yumruğunu göğsüme iner halde gördüm. Zaten sesini duyduğum zaman dizlerimin bağı çözülmüş bulunuyordu. Yediğim yumruktan sonra kılıç elimden düştü. Kendimi toparlamaya çalışırken onu karşımda kılıçla durur vaziyette gördüm. Yalnız orada göğsüme kimin vurduğunu hala bilmiyorum. Ben oraya vardığımda yoktu. Vurduktan sonra da bir daha görmedim. Hayal görmüş olabilirsin. Yerimde olmanızı isterdim. O zaman hayal görülüp görülmediği konusundaki fikirleriniz böyle olmazdı. Ayrıca ben onun dinini kabul etmiş bulunuyorum. Aklınız varsa ona karşı çıkma hevesine kapılmayın. Benden bu kadar. Böylece Resulullah Efendimiz savaş yapmadan Medine'ye dönmüş bulunuyordu. Nereye ey Osman? Osman bin Affan gözlerinden inen iki damlayı saklamadı. Rukayye'nin yanından geliyorum. Baki mezar yolunda ilk rastlayış değildi bu. Defalarca o bu yolda görülmüş, hatta Rukayye'nin kabri başında ağlarken görüldüğü olmuştu. Vefalı bir eş, iyi bir hayat arkadaşı olduğu belliydi. İster misin bu kederini azaltacak bir çare bulmamızı? Nasıl ya Ömer? Kızım Hafsa'yı sana nikah edeyim. Osman'ın gözleri buğulandı. Gözlerinin önüne nur yüzlü Rukayye'nin hayali geldi. 9 ay olmuştu toprağa verileli ama hala kalbinde yaşıyordu. Son nefesini verdiği güne kadar da aziz bir hatıra olarak kalacaktı. Hafsa'yı yakından tanımıyordu. Tanısa da netice değişmezdi. Kimin kızı Rukayye'nin boş bıraktığı yeri doldurabilirdi? Bu konuda bana düşünme fırsatı verir misin ya Ömer? Elbette. Osman ayrıldı. Sanki yapılan teklifi duymamış gibiydi. Başı yerde, gönlü baki mezarlığında olduğu halde uzaklaştı. Hazreti Ömer, Müslüman olmadan evvelki haliyle bile mert bir insan olarak tanınmış bulunuyordu. Hazreti Osman gibi temiz, dürüst, iyiliksever bir insana kızını teklif ederken sadece Hafsa'ya iyi bir koca bulmuş olmayacaktı. Osman, kimselerin bulamayacağı bir kayınpeder kazanacak, kızı Hafsa da Osman'a yakışan bir eş olacaktı. Böylece hem Osman'ın derdi hafifleyecek hem de mutlu bir evlilik meydana gelecekti. İki gün sonra karşılaştıklarında Hazreti Ömer alacağı cevabı onun yüzünden okur gibiydi. Bugünlerde evlenmeyi düşünmüyorum. Sen bilirsin ey Osman. O günlerde Sultan-ı Enbiya Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le gizli bir konuyu görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunuyordu. Çoğu defa bu konuşmalarda üçüncü bir şahıs olarak bulunan Hazreti Ömer yoktu. Ne dersin ey Ebu Bekir? Ömer'in kızı Hafsa'yı kendim için nikahlamama? Allah ve Resulü benden daha iyi bilir. Senin bu konudaki fikrin nedir? Bana göre Ömer'in kızı sana eş olmaya layıktır ya Nebiyallah. Resulullah Efendimizle Hazreti Ebu Bekir'in bu konuşmayı yapması üzerinden birkaç gün geçmişti. O günlerde Osman'dan evlenmeyi düşünmediği şeklinde cevap alan Hazreti Ömer bu defa Hazreti Ebu Bekir'i yalnızca yakaladı. ''Kızım Hafsa'yı sana nikahlamama ne dersin ya Ebu Bekir?'' dedi. Cevapsız kaldı bu soru. Hazreti Ebu Bekir gözlerini yere indirmekle yetindi. ''Olur yahut olmaz'' şeklinde bir cevap vermekten çekindi. Bakmasını bilen, gördüğünden mana çıkartan bir çift göz Hazreti Ebu Bekir'in yüzünde dolaştı. Bu yüzlerde ne evet vardı ne de hayır. Anladığı kadarıyla Hazreti Ebu Bekir bir başka konuya geçsek mi diyen bir haldeydi. Canı sıkıldı. Kendi tabiatına uymuyordu bu hal. Doğruya doğru, eğriye eğri demeye alışmıştı o. Kendisi böyle bir teklif karşısında kalsa, peki kabul ediyorum der, hayır evlenmeyeceğim cevabını verir yahut düşünme fırsatı isterdi.
Ebu Bekir gibi Resulullah Efendimizin en candan dostu olan bir kişinin çorap örme düşüncesini taşımıyordu. Ayrıca her ikisi arasında en samimi düşüncelere bağlı bir dostluğun bulunduğunu hiç kimse inkar edemezdi. Sonra hangi baba gelir de kızını sana nikahlamak istiyorum diyebilirdi? Osman kabul etmeyebilirdi bu teklifi. Yahut o, bugünlerde evlenmeyi düşünmüyorum gibi bir cevapla işi bitirmişti. Resulullah'ın kızına denk bir kız olmaması düşüncesi onu bu cevabı vermeye sevk ettiyse Ömer bir şey diyemez, haklı görürdü. Ama Ebu Bekir'e ne oluyordu? O da samimiyetle hiç olmazsa "Ömer, senin kızını alamam ben" diyebilmeliydi. Sessizce süren, uzun olmayan fakat her ikisine de uzun gelen bir zaman geçti. Hazreti Ömer üzüldüğünü belli eder şekilde oradan ayrılırken Hazreti Ebu Bekir ona "Dur Ömer, seni kırmak istemiyorum" diyemedi. Diyemedi ama sert adımlarla oradan uzaklaşan mert adamı memnuniyet dolu bakışlarla süzdü. "Şükret ki Efendimiz bana düşüncesini açtı. Yoksa buradan sevinerek gidecektim ama büyük bir şerefi de elden kaçırmış olacaktın ya Ömer" diye mırıldandı. Büyük Ömer bu defa gerçekten üzülmüştü. Samimiyet duygularının verdiği bir gayretle yola çıkmış fakat umduğunu bulamamıştı. Bu konuda kendisini teselli edebilecek sadece bir tek fert kalmıştı geride. Onun yanına gitti. "Ya Resulallah, kızım Hafsa, Huneys'in vefatıyla dul kalmıştı. Onu Osman'a teklif ettim, kabul etmedi. Daha sonra Ebu Bekir'e teklif ettim, cevap vermedi" dedi. Resulullah Efendimiz gülümsediler. "Üzülme ey Ömer. Allah Osman'a senin kızından daha hayırlı bir zevce, sana da Osman'dan daha hayırlı bir damat verdi" dedi. Bütün üzüntüler bir anda dağılıp gidivermişti. Fakat daha açık, daha doyurucu bir cevap almak, yanlış anlamadığından emin olmak istiyordu. Bu cevabı isteyen bakışlarını Resulullah Efendimizin nur fışkıran gözlerine çevirdi. Bekledi. Efendimiz, kızı Ümmü Gülsüm'ü Osman'a vereceğini, Hafsa'yı da kendi için istediğini bildirdi. Büyük Ömer, bu defa gerçek manasıyla şanına yakışır bir damat bulmuştu. Ondan iyisini bir insan hiçbir zaman hayal bile edemezdi. "Bir düşüneyim, ileride kararımı bildiririm" demedi. Sadece teselli bulmak için gelmiş, büyük bir müjdeyle hatta mükafatla karşılanmıştı. Acaba bir zamanlar, "Allah'ım, İslam dinini Ömer'le veya Amir'le şereflendir, kuvvetlendir" şeklinde yapılan duayla bir ilgisi mi vardı bu evliliğin? Ona Allah'ın İslam dinini nasip etmesiyle İslam dini aziz olmuş, kuvvet bulmuştu. Şimdi de Resulullah Efendimiz onun kızını almak suretiyle onu aziz etmiş oluyor ve mükafat peygambere akrabalık kurma saadetiyle dünyada başlıyordu. Hazreti Ömer böyle bir saadeti "bir düşüneyim" diyerek tereddütle karşılayacak insanlardan değildi. Efendisini memnun etmek için değil Hafsa'yı, canını vermekten çekinir hali yoktu onun. Böylece birkaç aydır Bedir şehidinin dul hanımı olan Hafsa, beklenmedik bir saadetin eşiğinde buluvermişti kendisini. Osman, Resulullah Efendimizin neler düşündüğünü bilmiyordu. Son defa huzuruna geldiğinde yine üzgündü. "Seni mahzun görüyorum ey Osman. Nedir derdin?" Bu sual yaşaran gözlerin akıttığı samimi birkaç damlayla cevabını buldu. Fakat Rukaye'den boşalan yerin Ümmü Gülsüm'de dolacağını, yine Sultan-ı Enbiya'ya damat olarak seçildiğini öğrendi. Bu defa mahzunluk sevince çevrildi. Bu müjdeyi duyduğu anda yıldırım hızıyla geçen duygular Osman'ın kalbine şu cümleyi bir saniye içinde yazıverdi. "İyi ki Ömer'in teklifini kabul etmemişim."
İhtimal ki o gün bana kızmıştın ey Ömer. Evet ya Ebu Bekir. Sana gücenerek ayrılmıştım. Hiç olmazsa menfi bir cevap vermeni beklerdim. Şayet Resulullah Efendimizin Hafsa'yı senden isteme niyetinde olduğunu bilmeseydim, bu teklifini evet diyerek karşılayabilirdim. Eğer Peygamber Efendimiz bu konuda ses çıkarmasa, o zaman ben talip olacaktım. Sana da Peygamber Efendimiz Hafsa'yı alma niyetindedir diyemezdim. Şimdi beni mazur görüyor musun ya Ömer? Mesele artık halledilmişti. Hicretin 3. yılının Rebiülevvel ayında Osman bin Affan, Resulullah Efendimizin nur yüzlü kızı Ümmü Gülsüm'le evlendi. Rukayye Hanım'a ödediği mehir aynen Ümmü Gülsüm'e de ödendi. Böylece Efendimiz iki kardeş arasında fark gözetmediğini de anlatmış oluyordu. Evvelce Osman'a Rukayye Hanım'dan dolayı zinnur, yani bir nura sahip olan deniliyordu. Şimdi müminler arasında zinnureyn, yani iki nura sahip olan diye bilinecek ve zihinlerde öyle yer tutacaktı. Ümmü Gülsüm 10 yıl kadar önce amcası Ebu Leheb'in oğluna nişanlıyken Allah'ın bir ikramına uğramış ve onlardan kurtulmuş. Babasının evinde onun terbiyesi altında, onun çektiği her çileye de ortak olarak günlerini geçirmişti. Kardeşleri arasında babasına en çok hizmeti olan Ümmü Gülsüm'dü. Çünkü ablaları Zeynep ve Rukayye gelin olmuş ve ayrılmışlardı. Fatıma ise peygamberliğin ilk yıllarında çocukluk günlerini yaşar haldeydi. Bu sebeple Mekke hayatında Resulullah Efendimizin daima yanında, daima beraberinde olan kızı Ümmü Gülsüm olmuş, sevgili babasının dert ortağı olma şerefini en çok o yüklenmişti. Şimdi gelin olmuş, ablasının kurduğu yuvayı devam ettirme görevini üzerine almıştı. Bu evde attığı her adımda ablasının bir hatırasıyla karşılaşacak, evdeki eşyanın hepsi ona, ''Beni bir zamanlar sevgili ablan da kullanmıştı.'' diyecekti. Bir teselli edici tarafı vardı. Küçücük yaşında öksüz kalan Abdullah'a annelik yapmak, onu öksüzlüğün acılarından gücü yettiği kadarıyla uzak tutmak. Osman bin Affan hoş geçimli, vefakar, takdire layık bir insandı. Böyle olmasa Peygamber Efendimiz dururken ikinci defa onu damat seçer miydi? Ümmü Gülsüm dünkü eniştesinin tertemiz ahlak sahibi olduğunu ablasından defalarca dinlemiş, kendi de yakından görmüş, tanımıştı. Bu duygular altında babasının evinden ayrılan Ümmü Gülsüm Hanım Osman bin Affan'ın evine vardı. Küçücük yeğeni Abdullah'ı bağrına bastı ve yanaklarından öptü. ''Artık senin annen ben olacağım.'' dedi. Osman'ın evine ikinci bir nur doğmuş. Saadet tacı ikinci kez başına konmuştu. Kalbinde bitip tükenmez diye bildiği yara bundan böyle tedavi görecek, ancak yine de kendisine çoğu zaman bir cennet bahçesinde olduğunu düşündürecek derecede saadet temin eden Rukayye, aziz bir hatıra olarak yaşayacaktı. Aydınlığa Doğru programımızın 101. bölümünü dinlediniz.